Paralar sahte Şebnem. Paralar sahte, öğrenecek. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Of. Bilmiyorum Onur, dur düşünüyorum. Ah be Şebnem, ah be Şebnem. Söyledim sana ya, söyledim sana işte. Verelim şu parayı, kurtulalım dedim. Ama ne? Senin inadın yüzünden. Neden? Çünkü illa bize şantaj yapanı bulacaksın ya. Bulacaksın ya. Neden? Çünkü Şebo Reis asla boyun eğmez. Ya. Onur, ben mi suçlu oluyorum burada? Bir düşün istersen. Bunlar bizim başımıza neden geldi? Ne diyecek acaba bak. Aç bakayım. Sahte para demek. Peki siz bilirsiniz. Of işte bak dedim ben sana. Dedim ben sana Şebnem. Dedim. Dur, bittik biz. Bittik artık. Dur bak. Tam bir saat sonra bu cinayeti bir kişi daha öğrenecek. Bilin bakalım kim? Bir saat diyor Şebnem. Şebnem bir saat diyor. Bak ne yapacağız? Ya ne yapacağız Şebnem, ne yapacağız? Bak bir saat diyor, ne yapacağız? Ne yapacağız? Dur, bir şey söyle. Ne yapacağız deme bana. Dur bilmiyorum ne yapacağız. Bu en yakınımızda söyleyecek herhalde. Ne söyleyecek? He? Annene git. Ben de eve gideyim. Ya gidip ne yapacağız Şebnem? Nasıl engel olacağız? Ya Onur bir şekilde müdahale edeceğiz işte. Hadi acele et. Hadi. Hadi. Alo. Neredesin? Arıyorum, açmıyorsun. Geri de dönmüyorsun. Şey, araba kullanıyordum. Eve geçiyorum. Sen? Ben sendeyim, seni bekliyorum. Gel. Bende misin? Nasıl bendesin? Yani şey, senin niye sesin böyle Mesut? Gelince sen anlatacaksın Şebnem. Gelince sen anlatacaksın. Vur. Ama öyle değil, o kafana duvarlara vur Şebu. Al işte, öğrendi. Gel diyor. Hadi git. Gel diyor. Bayağı içeri git hadi. Git de taksın kelepçeyi sana hadi. Bir dakika. Bir saat dedi bu bana. Daha sürede olmadı ki, daha öğrenemez. Ya kızım ya, cam gözün huylanması yeter. Zaten uyuz oluyor Onur abi de, bunu öğrendin mi gömer onun demirin yanına. Aynen. Aynen öyle yapar. Şebu. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım ya? Bir tahliye planı yapalım. Ne tahliyesi ya? Ya kızım işte tası tara alıp kaçalım diyorum ya. Çünkü bu işin sonu iyi değil Şebo. Kaçalım bak, bütün ihale sana kalacak. Sen beni niye dinlemiyorsun acaba ya? Söylediklerimi niye anlamıyorsun ya? Düşünüyorum çünkü şu anda. Bir susar mısın? Ya neyi düşünüyorsun Allah aşkına ya? Ya basalım gidelim, kaçalım ya. Şeysel Adaları'na gidelim. Ulan 100 milyon pound, frank, euro param var ya. Sen dünyanın her yerinde kraliçe gibi yaşarsın be kızım. Oğlum ben o uzaya da gitsem o bela gelir bulur beni. Öyle bir talih var bende. Atina'ya gidelim. Bak herkes orada. Şebo bir saat buradan. Şak. Berlin'e gidelim. Orada da çok tanıdık. Sus, ne olursun sus. Dur bir düşünüyorum. Dur. Portekiz de veriyor bize. Allah kahretsin seni Onur. Seni Allah kahretmesin Onur. Sakin. Sakin Şebnem. Tamam. Şebnem. Şebnemciğim, vallahi ben de seni arayacaktım. Seninki geldi. Bir gergin ki sorma. Biliyorum. Nerede? Bahçede. Artık Onur'a mı bozuldu? Neyse. Bu ara sık sık
Buluşuyorsunuz ya gizli gizli. Ne diyorsun ya gizli gizli? Ne gizli buluşuyoruz? Laf uydurma kendi kendine. Mesut. Canım. Ne oldu? Bana doğruyu söyleyeceksin. Onur'la aranızda ne var? Ne demek bu? Ne ima ediyorsun? Anladım. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Direkt olarak soruyorum farkındaysan. Annen de aynı şeyi söylüyor. Sürekli berabermişsiniz. Ne iş çeviriyorsunuz? Ya ne bakıyorsun sen onun lafına Allah aşkına? Neyine beraberiz? Yok öyle bir şey. Macit de mi yalan söylüyor? Macit mi? Evet Macit. Adam evime kadar geldi. Oğlumu tehdit etmişsin dedi. İkinizin bir işler çevirdiğini söyledi. Onlarla ne alakan var dedi. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Önce bir sakin olur musun? Ne dedi bu Macit sana tam olarak bir söyler misin? Şebnem bilmem gereken şey ne? Demir'in evine çağırdı. Bir gittim, Macit de orada. Tehdit etti bizi. Yani Onur'la beni tehdit etti. Biz de o yüzden evet şu an görüşmek zorunda kalıyoruz bazen. Neyle alakalı? Demir'le ilgili işte. Ya o kaçırdı, o saklıyor. Suçu bastırmaya çalışıyor işte. Bizi zan altında bırakmaya çalışıyor. Adam kendi oğlunu kaçırıyor, ondan sonra gidiyor insanları tehdit ediyor, öyle mi? Böyle bir şey yok. Çocuk kayıp, belli. Şebnem, çocuğa ne oldu? Ne Mesut? Ne oldu? Beni mi sorguluyorsun şu anda? Aynen öyle, seni sorguluyorum. Neyi bilmiyorum? Her şeyi biliyorsun. Ben çocuğa bir şey mi yaptım? Onu mu diyorsun? Ben anlamadım ki şu anda. Adam sizi öldürmeye çalıştı. Hem seni hem çocuklarını, ben de oradaydım. Evet. Bir anda insanın gözü dönebilir ve... Ne? Be? Ne Mesut? Tamamla lafını, ne? Ben mi öldürdüm? Onu mu söylüyorsun? Ben her gün birini mi öldürüyorum? Böyle miyim gözünde gerçekten? Seninle alakalı böyle bir şey kastetmedim. Bunu kastediyorsun, aynen. Tam olarak bunu kastediyorsun. Ya ben öyle bir şey yaptım evet ama mecbur kaldığım için yaptım. Çocuklarımı korumak için yaptım. Katil değilim yani ben. Onur. Ya Onur? Ne Onur? Onur mu öldürdü? Bilmiyorum Onur mu? Gitse ona sor. İstediğim tek şey, bildiğim şeyi senden duymak. Konuşmayacaksın, anladım. Peki, sen bilirsin. Mesut, nereye? Nereye gideceğim Şebnem? Emniyete gidiyorum. Her seferinde benim kim olduğumu unutuyorsun. Tamam. Yılmaz'ı arayacağım, Demir'in nerede olduğunu bulacağım. Bu benim için çok kolay ve bu iş bitecek. Mesut. Yeni geldim daha. Nereye gidiyorsun?
içimden bak bir daha hapse giremem ben. Tamam mı? Giremem bir daha hapse. Hele bir katil olarak asla giremem. Olmaz. Yapamam bunu. Yardım et bana ne olur Şebnem, ne olur yardım et. Tam bir saat sonra bu cinayeti bir kişi daha öğrenecek. Bilin bakalım kim? Melisa. Melisa. Bırak şimdi telefonu da gel bir şeyler konuşmamız lazım. Ay ne oluyor sana ya? Gel, gel. Ne bu halin? Gel gel. Bir şey konuşacağım seninle. Aa. Ne oldu? Kim o? Mesaj mı geldi sana? Ne bileyim baktırmadım ki. Açsana şimdi bak 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 şimdi. Hadi ver bana ben bakayım. Kimden aa gelmiş bu? Ha? Aa. Ahmet bu. Bakalım ne yazmış. Eks karım nasılsın? Ne bu Melisa? Ay söyledim ya hayatım. Adamın bana aşkı depreşti. Dakikada biri yazıyor, dakikada biri yazıyor. Bence sen ne yap biliyor musun? Beni al, bu adamın önünü keselim birlikte. Nurcuğum sen iyi misin ha? Betim benzin attı. Pek iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oluyor? Ya bu adam... Ya Melisa bu adam benim sinirimi çok bozdu ya. Anneme söyle de göndersin şunu lütfen. Al. Hmm. Öyle mi diyorsun? Hmm. Ay tamam. Bankadan, bankadan. Senin adına kredi çekmiştim de ilk taksidi gelmiş. Şebnem. Kızım. Ne oldu ya? Tartıştınız mı? Sorun mu var? Sorduk da söylemiyor. Ne oldu? Ha? Bir şey yok. Bir şey yok ya. Siz geçin eve. Ne? Nasıl? Hadi, hadi. İyi. Gel. Mesut. 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 Yemin ediyorum ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Biliyorum Onur yaptı. Seni de işe karıştırdı. Edeceğim. Mesut, Mesut. Şebnem Hanım'a itibar etmiyorsunuz ama Onur Bey'in de ifadesi bu yönde. Ben oğlumu arıyorum sadece. Kimseyi tehdit etmedim. Beyefendi, madem oğlunuzu arıyorsunuz, neden polise gitmediniz? Polise gitmemesini ben istedim kendisinden. Ayrıca Macit kimseyi tehdit etmez. Yani onun mizacı öyle. Neden polise gitmemesini istediniz? Çünkü oğlumdan bana mesaj geldi. Anne ben bir süre kafamı dinlemek istiyorum. Beni arama, rahatsız etme dedi. Ben de ona uydum. Ama yani bir süre sonra tabii ulaşamayınca bu duruma geldik. Kaçtığını anladınız yani. Kaçmış. Bakın, oğlunuz bir cinayete teşebbüs etti. Farkındasınız değil mi?
Ne malum onun yaptığı? Evindeki aramada kaskı bulduk. Adli inceleme başlatıldı. Bu yeterli mi yani? Değil. Evet. Ama araştırmalarımız devam ediyor. Ayrıca oğlunuzun kaçması da bu durumu destekliyor. Orası henüz belli değil komiser. Belki de başına bir şey geldi oğlumuzun. Allah korusun Macit. Allah aşkına. Bakın, şüphelendiğiniz bir şey varsa bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Macit'in demek istediği bir ihtimal ama kötü bir ihtimal. Aklımızın ucundan geçirmek dahi istemediğimiz kötü bir ihtimal. Anladım. Oğlunuz hakkında soruşturma başlatıldı. Arama kararı çıktı. Arayacağız, araştıracağız. Niyazi'yi ben öldürdüm Mesut. Mesut. Tamam. Haklısın. Söylemediğim için kızgınsın bana. Anlıyorum. Ama inan başka bir çarem yoktu. İnan. Her seferinde bana söz veriyorsun. Gizlimiz saklımız olmayacak. Aramızda bir daha sır olmayacak. Her seferinde. Haklısın. Bir şey diyemiyorum ama beni bir dinler misin? Dinleyemem. Zamanında anlatsaydın dinlerdim. Şimdi bir kıymeti yok ki. Mesut nasıl yok ya? Yok çünkü her seferinde sana inanmayı seçiyorum, beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Yani gidip niye yardım ediyorsun? Hadi yardım ettin, niye benden saklıyorsun? Ya başka bir çarem yoktu çünkü. Ne yapayım? Onur'un işlediği bir suçu gelip sana mı anlatayım, ne yapayım? Sen bana güvenmiyor musun? O kadar şeyi yaşadık, konuştuk. Lütfen konuyu çarpıtma Mesut. Ayrıca evet, gördük. Ben gelmesem adamı polise teslim ediyordun. Evet ediyordum. Ederim tabii ki ya. Doğru olan bu. Ben de biliyorum doğrusunu, o olduğunu. Ama bazen doğru yapmak doğru olmuyor işte. Ya diyelim adamı ele vermedin. Niye yardım ediyorsun ya? Neden ortak oluyorsun o adama? Ya ben yardım etmedim. Ben gittiğimde zaten bu olay olmuştu. Ben bana ne dedim? Beni karıştırma dedim. Ne yapıyorsan yap dedim. Ya vardı, ağladı hatta. Sonra öldürmeye kalktı birden kendini. Evet, o kadar zavallı bir haldeydi ki. Ne oldu? Acıdın sen de. Acımadım. Ya mesele o değil. Mesele çocuklarım. Onu düşündüm. Ne yapacaktım? Babaları ölürse ne olur? Ya böyle bir travmayla yaşasınlar istemedim. Benim gibi olsunlar istemedim. Sevgisiz, mutsuz, büyümesinler diye. Anlıyorum. Ama gerçekler acı verebilir bazen. Gerçeğin üzerine iyileşebiliriz. Ama yalan öyle bir şey değil. Yalan insanla daha derin yaralar açabilir. Çocuklarının başına da bu gelebilir. Biliyorum onu, ben de biliyorum da belki öğrenmezler. Kimse söylemez diye. Kimse bilmez diyorsun. Her seferinde saklarız, hallederiz, üstünü örteriz. Şantajcı var. Eninde sonunda patlayacaksınız. Ya o da belli ki polise falan gitmeyecek. Sana geldiğine göre, senin de beni koruyacağını bildiğine göre. Sana gelmiş işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne? Ne oldu? Ne bileyim. Normal bir çiftiz artık zannediyordum. Böyle gezeriz, tozarız, birbirimize hediyeler alırız. Ama ne mümkün? Senin için almıştım.
Var ya, en çok da buna üzülüyorum biliyor musun? Böyle her şey yoluna girecekken... Ya ona şeye bak ya. Beğendin mi? Ya Mesut bırak ya sen beni. Vallahi yemin ediyorum kaç kurtar kendini. Görüyorsun işte yok yani bana huzur yok, mutluluk yok. Böyle git. Nasıl yapılır onu da bilmiyorum ya. Kolyeyle yapılmayacağından eminim. Ama telafi edeceğim. Söz. Neyi telafi edeceğini anlamadım. Evlen benimle. Dedin. Kurtar kendini dedin. Yapamıyorum ki. Yapabiliyor olsaydım bugüne kadar yapardım. Benim gibi yani. Aynı senin gibi. Cevap vermedin. Soru muydu bu? Peki. Şebnem. Benimle evlenir misin? Seninle evlenirim. Geldin Elif'ciğim. Tuzağa düşürdün demek beni. Arasaydım ben gelirdim. Sağ ol Ahmet. Ne demek? Biliyorum geleceğini. Seni arayarak telefonda kanıt bırakmak istemedim diyelim. Ne bu şimdi? Ne yapacaksın bana? Ne oldu? Korktun mu? Eğer benim kanıma zarar gelirse seni pişman ederim. Ne bu Elif'ciğim ya? Ne bu sendeki bu özgüven? Pişman ederim falan. Mesut'u alıyordun elimden. Bak gördün mü? O kadar kolay değilmiş demek, değil mi? Sen daha dur. Hiçbir şey görmedin.
Seni öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki böyle önümde diz çökeceksin. Ben kimseye diz çökmem Elif. Boyun da eğmem. Neyse, öğrenirsin. Bayağı bir düşündüm biliyor musun ben? Yani bu kıza ne yapayım diye bayağı bir düşündüm. Bin tane de şey buldum ha. Ama sonra dedim ki ben bu işi eski usul halledeyim. Eski usul derken? Eski usul derken... Yapıyorsun ya bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Gizli gizli mi girdin sen eve? Hı? Aa, dur be! Aa. Sen hiç dayak yemedin değil mi? Amerikalarda. Manyak ne yapıyorsun? Eve girip yazı yazmak ne demek lan? Gizli gizli. Nerede Ahmet? Sakin. Şebnem'e bir şey söylemedin değil mi? E söyleme dedin, söylemedim. Güzel. Geç. Ev güzelmiş. Hı, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani yardımların için. Ya biliyorum, bana değil Şebnem'e yardım ettin ama yine de öyle veya böyle bir şekilde yardım ettin. O yüzden de teşekkür ederim. Ne o, komik mi? Ya ne bileyim, kendin soruyorsun, kendin cevaplıyorsun. Ben anlayamadım seni. Kapı çalıyor. Hoş geldin. Onur'a haber verdin mi? Geldi. İçeride. İçeride mi? Onur? Kimmiş? Ahmet. Ne? Ahmet'miş. Ahmet mi? Ya. Ahmet değil. Nasıl değil? E bulduk ya, arabayı kiralayan o ya. Nasıl Ahmet değil? Değil. Ya Ahmet mi değil mi? Bir karar verin, kim? Tamam, sakin. Değil. Kim ya? Melisa. Ne oluyor ya? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Mesut. Niye çağırdın beni? Şantajcı sensin. Ne? Biliyoruz. Öğrendik. Açık açık sorsana. Peki, açık açık sorayım o zaman. Bir araba kiralamışsın Ahmet. Araban var. Neden araba kiraladın ve o arabayla ne yaptın? Çok merak ediyorum. Ha. O arabayı Melisa istedi benden. Melisa mı? Hı. Lazım olduğunu söyledi. Ben yardım edeyim dedim. Yok dedi. Ben de bir araba kiralayıp yolladım ona. Bu yani. Melisa olduğundan eminiz, değil mi? Aynen. Niye sordun ki? Bir dakika, bir dakika. Sen misin gerçekten? Anlamadım ben. Doğru mu bu Melisa? Ya cevap versene, bir şeyler söylesene. Doğru mu? Evet, doğru. Tüm mesajları atan benim. Çünkü sizi en başından beri takip ettim.
uyuduğumu sanıyordu. Ama o odadan çıkınca ben de peşinden gittim. Ortalıkta göremeyince herhalde uykusu kaçtı diye düşündüm. Geri attım. Sonra içime sinmedi. Bahçeye indim. Bir de ne göreyim? Bu ikisi siyahları çekmiş. Bir ceset sürüklüyorlar. Ne dedin sen de? Videoya çekeyim mi dedin Melisa? Ne yapsaydım Şebo Reis? Ha? Daha sonra olanları inkar etmeyin diye ne gördüysem çektim, evet. Şantaj yapmak için demiyor da. Dua et hamilesin var ya. Şşş, sen bir sakin ol, tamam mı? Burada katil olan ben değilim. Ben katil değilim. Kazaydı. Neden yaptın peki Melisa? Ha, neden yaptın bunu? Para için mi? Söylesene, para için mi yaptın ha? Bu 5 milyon dolar için mi yaptın? Onu da vermediniz zaten. Ama para için değil. Kendimi sağlama almak için. Çünkü beni defalarca kandırdın Onur. Ya, amacın ne peki? Ya, hapse girmemi istemiyorsun herhalde. Ya ne istiyorsun Melisa? Sana ne istediğimi daha önce defalarca söyledim Onur. Bu çocuk nikahsız doğmayacak. Benimle evleneceksin. Bunu konuştuk zaten daha önce. Konuşmak yetmez canım. Söz uçar yazı kalır, tamam mı? O imzayı atacaksın. İkinci olarak da benim de en az Şebnem kadar hissem olacak şirkette. Ben o hisseleri devredeceğim zaten. Ne güzel işte. Yarı yarıya paylaşırız, olmaz mı? İkimiz de anne olarak kendimizi güvenceye almış oluruz. Şantajcı sensin. Biliyoruz, öğrendik. Evet, doğru. Burada katil olan ben değilim. Bu ikisi siyahları çekmiş, bir ceset sürüklüyorlar. Ben katil değilim. Kazaydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.